ya. Şu habere bakar mısın? Baksana ya, insanlar iyice vicdansız oldu. Halimiz ne olacak bilmiyorum. Bir gün de iyilik moda olsa ne olurdu ya? Kesinlikle katılıyorum. Dünya daha güzel bir yer olabilirdi. İnsanlar yardımlaşma, dayanışma ne demek olduğunu bilseydi. Bir şey bulmalıyız. Ama ne? Aklıma bir fikir geldi. Bir video çeksek, YouTube'da yayınlasak. Ama nasıl? Hani mesela bak, dur bak şimdi anlatıyorum. Şimdi şey yapacağız. Mesela sen... Seyda baksana. Oldu galiba. Aynen. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Beyza. Ben Seyda. Bugün size bir uygulamadan bahsedeceğiz. Adı İyilikram. Bu uygulama kesinlikle gösteriş amaçlı değildir. Tam aksine iyiliği teşvik etmek amaçlıdır. Bu uygulamada birbirimize iyilik meydan okumaları yapacağız. Hatta ilk meydan okumu bizden siz değerli takipçilerimize. Biz bir kelebek etkisi yapmayı amaçladık ve uçmaya hazırlandık. Hadi o zaman sen de bizimle kanat çırpmaya başla. İyilikle kalın. Tekrardan herkese merhaba. Merhaba. Bugün evsiz insanlar için çorba yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da dağıtacağım. Buradan siz değerli takipçilerime meydan okuyorum. Seyda çorbaları dağıtmak için dışarıya çıktı. Ben de kullanmadığım kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermek üzere ayırıyorum. Ve siz değerli takipçilerime meydan okuyorum. Beyza! Beyza bir baksana! Ne oldu, hayırdır? Baksana ne kadar çok izlenmişiz. Bir günde bu kadar tıklanma. Çok iyi gidiyoruz. Kesinlikle ya. Bak aşağı dur, aşağıları inelim. Uygulamaya gidelim bir dakika. Sokak hayvanlarına mama veriyorum. Fidesz'e meydan okuyorum. Beyza ablamın meydan okumasını kabul ediyorum. Fidan dikiyorum. Ben de Abdüsemed'e meydan okuyorum. Fidesz'in meydan okumasını kabul ediyorum. Yetim kardeşlerime borçta bulunuyorum. Ben de Hatice ablaya meydan okuyorum. Absolut'un meydan okumasını kabul ediyorum. Komşu teyzenin bulaşıklarını yıkadıktan sonra evini temizleyeceğim. Ben de İbrahim'e meydan okuyorum. Hatice'nin meydan okumasını kabul ediyorum. Komşunun bozulan eşyasını tamir ediyorum. Ayşe ablaya da meydan okuyorum. İbrahim'in meydan okumasını kabul ediyorum. Torunuma Kur'an öğretiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif. Elif. B. B. T. T. Oho, videodan yayılmaya başlamış. Aynen öyle. Ay inanmıyorum, çok güzel Beyza. Ya. Sayın seyirciler, herkesin telefonda olması gereken uygulama İyilikram, iki YouTuber arkadaşın çektiği iyilik hakkındaki videolarıyla tüm dünyaya yayıldı. 7'den 70'e herkesin kullandığı bu uygulama birbirlerine iyilik meydan okumaları yaptırıyor. Hem iyilik yapıyorlar hem de etrafındaki insanları iyiliğe teşvik ediyorlar. Uygulama çıktığından beri intihar ve suç oranlarının azaldığı tespit edildi. Ve anlaşılıyor ki iyilik mutlu olmanın en kolay yolu. Bu sefer moda iyilik oldu, tüm insanlar huzur buldu.